Ben Doktor Müşteba Sevil, üroloji uzmanıyım. Üroloji esasında yanlış algılanarak bir erkek bölümü olduğu düşünülüyor. Bir kadın doğumunun nasıl ki kadınlara hitap ettiğini, ürolojinin de bir erkekler için bir bölüm olduğu düşünülüyor. Ama halbuki böbrekler bütün insanlarda var. İdrar yolları tüm insanlarda var ve biz bunlarla daha çok ilgileniyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Tabii ki erkeklerin bazı özel konuları var. Onlara daha fazla eğilim gösteriyoruz veya sadece erkeklerde olduğu için o konulara daha çok önem veriyoruz. Ben kendim şahsen daha çok endourology üzerine yoğunlaşmışım. Yani endoskopik cerrahisi üzerine yoğun çalışıyorum. Prostat hastalıkları olsun, taş hastalıkları olsun özellikle bu konularda daha çok endoskopik cerrahi yapıyorum. Tabii rutin üroloji hastalarını kabul etmenin dışında özellikle bir kavramdan bahsediyoruz. Erkek sağlığı denilen bir kavramdan bahsediyoruz. Biliyorsunuz önemli olan hastalanmamak değil. Önemli olan hastalanmadan önce birçok önlem alarak hasta olmamaya çalışmak ve sağlıklı bir şekilde yaş almak. Hepimiz her gün yaşlanıyoruz. Her gün günler geçtikçe yaşlanıyoruz ama bunu sağlıklı bir şekilde götürüp ve ilerleyen yaşlara sağlıklı bir şekilde kavuşmayı sağlamamız gerekiyor. Şimdi burada en önemli olan şey sadece diyet yapmak veya spor yapmak değil. Bununla beraber yaşamınızı tüm aşamalarında sağlıklı kalabilmek için kendinizi dikkatli bir şekilde dinlemeniz, streslerden uzak kalmanız, stresli işlerden kendinizi arındırmanız ve onunla beraber zaman zaman da doktorlarınızla iletişim içerisinde olmanız veya profesyonellerle iletişim içerisinde olmanız lazım. Nasıl ki bir kilo problemimiz varsa diyetisyene gidiyoruz, nasıl ki spor yapmıyorsak, yapamıyorsak tek başımıza bir PT'den destek alıyoruz, sağlığımızın diğer aşamaları içinde mutlaka bir üroloji uzmanı veya erkek sağlığı ile ilgilenen kişilerden destek almamız gerekiyor. Erkek sağlığı dediğimiz zaman sadece erkeğin cinsel hayatı değil. Çünkü cinsel hayatı bir takım ilaçlarla vesaireyle de bir şekilde sağlayabiliyoruz. Ama cinsel hayatımızın problem yaşadığı dönemlerde niçin problem yaşadığımız önemli. Yani altta yatan temel sebepleri bulmamız gerekiyor. Bir göz doktorunu düşünün. Bir göz doktoru gözünüzde bir problem çıktığı zaman, ona müracaat ettiğiniz zaman sadece gözünüzün kırılmasıyla değil, merceğin kırılma dereceleriyle değil, altta acaba bir diyabet yatıyor mu? Bir şeker hastalığı var mı? Onu da inceler mutlaka. Çünkü altta yatan hastalık çok önemli. Bizde de hastalar geldiği zaman birçok hasta cinsel fonksiyon bozukluğuyla bize geliyor. Ama o kadar çok geç geliyor ki altta yatan faktörler sadece cinsel hayatını değil, birçok farklı organları da etkilemiş oluyor. Bir erkeğin cinsel hayatı sorunu yaşadığı zaman eğer bir damarsal bir problemse mutlaka kalp damarlarını da etkilemiştir. Mutlaka ayak damarlarını da etkilemiştir. Mutlaka beyne giden damarları da etkilemiştir. Yani bir sendrom haline geliyor. Dolayısıyla zamanında en ufak bir problem yaşamadan önce veya en ufak problem yaşadığımız zaman müracaat ettiğimizde birçok şeyi çok daha kolaylıkla çözebiliriz.